Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlere iki modemi birbirine bağlamayı göstereceğim. Elimde iki modem var. Biri Telekom'un verdiği fiber destekli, yüksek hızı destekleyen ZXL modem. Şu anda onunla bağlıyım internete. Diğeri ise eski kullandığım 8 megabit'e kadar destekli Airties çift antenli modem arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda kullandığım modemi görüyorsunuz. Buna hiçbir ayar yapmıyoruz arkadaşlar. Güçlendirici olarak kullanacağımız modemi ayar yapacağız. Onu da bilgisayarımız Ethernet kablo ile bağlayalım arkadaşlar. Yerel ağ bağlaştırıcısını etkinleştirelim. AirDyson'ın biliyorsunuz 192 168 2.1 reset olduğu için şifresi yok şu anda. Burada dezavantajım arkadaşlar, güçlendirici olarak kullanacağım modem fiber desteklemiyor. Onu 8 megabit'e kadar kullanacağım. Sadece antenlerinden faydalanmış olacağım. Hani çekim sorunu yaşarsam. ADS'li ayarlarına giriyoruz arkadaşlar. Buradan VC1 yazan yere tıklıyoruz. Firewall ve NAT ben aktif etmiyorum. Buradan protokol olarak arkadaşlar DHCP'yi seçiyoruz. PVC otomatik yapıyorum ve kaydediyorum. Bunlar devre dışı olmamış. Evet, şu anda oldu. DNS ayarına gerek yok. ADSL modunu burada no mod seçiyoruz arkadaşlar. Hiçbirini olmasın. Yerel ağa geldiğim zaman IP ayarları var burada. Burada genelde kafa karışıyor. İki modemin IP'si farklı olduğu için, ZXL 1.1 olduğu için ve Airties'ta 2.1 olduğu için burada hiçbir değişiklik yapmıyorum. Zaten farklı. Burada yapacağım tek şey DHCP sunucusunu kapatmak. Evet, gördüğünüz gibi kapattık. Burada da hiçbir şey yapmaya gerek yok. Kablosuz ayarlara geliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken, ZXL'de kanal 6. kanalı kullanıyorum. Bunda da 6. kanalı yapmamız gerekiyor. Ve modem ismini aynı yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Benim ZXL'de Cimbomlu olarak geçiyor. Burada AirDyson kendi orijinal ismini kullanacağım. Kablosuz ağ güvenliğine gelirsek, burada arkadaşlar ya kapalıyı seçeceksiniz ya WAP'i seçeceksiniz. Çünkü WPA veya WPA2 seçtiğiniz zaman mesh bölümünü açamıyoruz. O yüzden burada WAP'i seçeceğim. Şu şekilde bir şifre oluşturuyorum. Yine 15 saniye bekletecek. Yine kablosuz bölümünden. Şimdi mesh bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Etkinleştir deyip bekliyoruz. Birinci modeme hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Hangi modemi güçlendirici olarak kullanacaksak bütün ayarları ona yapıyoruz. Diğerinde bir şey yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi açıldı. Burada ilk modemimizin ismini buluyoruz. ZXL'de Cimbomlu olarak geçiyor. Onu seçip kayıt ediyoruz. Ben bir de modemime arayüz için şifre oluşturacağım arkadaşlar. Bütün ayarlarımız bu kadar. Şimdi tek yapmamız gereken modemimizi diğer modeme Ethernet kabloyla herhangi bir portuna takmak arkadaşlar, giriş yapmak. Evet arkadaşlar, ayarlarımız bu kadar. Şimdi yapmamız gereken, gördüğünüz gibi diğer modemimiz burada. Diğer modemden bağlanmayı deneyeceğim.
İki modemi birbirine Ethernet kabloyla bağladım arkadaşlar. Bakalım bağlanacak mı? Evet, bağlandı. Gördüğünüz gibi şu anda X point olarak kullandığım modemle bağlanıyorum. İkisi yan yana olduğu için arkadaşlar, yani pek bir çekim gücü fark etmiyor ama fark etmiş, öteki düşmüş gördüğünüz gibi. Bir de ona geçelim. Bunu kablosuz olarak da, Ethernet kablosu kullanmadan da yapabilirdik ama şimdi diğer modemi kurcalayamıyorum. Onun içinden ikinci modemi tanıtmak gerekiyordu. ZXL'den AirTights'ı tanıtmak gerekiyordu. Onu yapamadığım için ikisini kablo olarak birbirine bağladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiçbir sorun olmadan ikisi arasında geçiş yapabiliyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.